10 günden beri çok şiddetli çalışma var. Tabii 10 günden beri korkudan yatamadım. Büyük korkular yaşadık. Memleket Hatay. Yemen'deki savaş Türklerin oturduğu evlere kadar dayanınca Türkiye vatandaşlarını tahliye etti. Gelenler gözyaşları içinde karşılandı. Yemen'de Husilere yönelik Suudi Arabistan öncülüğünde başlatılan kararlılık fırtınası operasyonu sürerken bu ülkedeki Türk okulları bir hafta öncesine kadar açıktı. Ancak savaş oraya kadar ulaştı. Okulumuzun kenarına bir füze isabet etti. Sonra evimize tank mermisi girdi falan. Bu tür şeyler olunca biz de bir velimizi aradık. Onun evine gittik iki gün. Sonra dediler ki siz deniz yoluyla kurtaracağız. Yemen açıklarında görev gezisinde bulunan TCG Büyükada Korveti mahsur kalan ilk grup Türk vatandaşını Aden'den tahliye etmek için harekete geçti. Ama bu da kolay olmadı. Bize dediler ki siz bot ayarlayın gemiye kadar gelin. Çünkü savaş olduğu için içeride biz girersek yanlış anlaşılır falan. Biz çok zorluk çektik orada. İki gün böyle tabiri caizse... 9 doğurduk yani. Sonunda aralarında bebeklerin de bulunduğu 55 Türk vatandaşı korvete binmeyi başardı. Flaş sağdan sola. Paşa Güven gel bakalım. Genç yaşlarında ne oldu? Kemal şuna bak şuna. Önce Cibuti'ye ulaştırılan Türk vatandaşları buradan havalimanına geçti. Tarifeli seferle Atatürk Havalimanı'na gelen 55 Türk vatandaşı pasaport işlemlerinin ardından ülkeye giriş yaptı. Havalimanında duygusal anlar yaşandı. Ancak gelenlerin aklı Yemen'de kalan diğer Türklerdeydi. Türk yetkililere buradan da seslenmek istiyoruz. Yani bir an önce arkadaşlarımız kurtarılsın. Takriben 150 kişi civarında herhalde Türk var şu an Sana'da, başkentte. Türk Dışişleri diğer Türkleri kurtarmak için hiç vakit kaybetmedi. Başkent Sana'daki 185 Türk vatandaşı daha Türk Hava Yolları uçağına bindirildi. Öyle mi? Uygulayacaklar mı? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, içinde kendilerinden yardım talep eden diğer uyruklu vatandaşların da bulunduğu toplam 233 kişinin Sana'dan tahliye edildiğini Twitter'daki hesabından duyurdu.